Sevgili dostlar, hepinize bazı yapılar... selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Uncharted 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Madagaskar yolculuğunun ardından serimiz, videomuz kaldığı yerden devam ediyor efendim. Şu an Madagaskar'da bir yanardağ arıyoruz. Korsan Evren'in kendi gibi topladığı zengin korsanların bir araya geldiği mekan burası. Şey mekanıydı galiba, korsan koyu mekanı mıydı? Madagaskar'da bir yerde ama tam olarak şeyini hatırlamıyorum. Haydi devam edelim. ...var. Bazı boş karakollar ve birkaç gözlem kulesi. Gözlem kuleleri. Evri dünyanın en çok aranan adamıydı. Yani eğer bir şey satıyorsa etrafa gözcü dikmesi gayet normal. Ve o kulelerden biri Volkan'ın tam üstünde. Evri'nin vaziyeti. Öyle umuyoruz. Aleykümselam, Driyal hoş geldin. Üçüncü ayın kutlu olsun. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Ehliyetim pazardan, Rabbim korusun nazardan kardeşim. Yanlış yol. Nerede harabeler görüyorum. Bekleyin, neymiş bir bakacağım. Arabanın motorunu kapatmadan laps diye atladık ya. Victor, bu aralar yolculuklara yine devam mı? Öyle sayılır. Kendime bilgisayar masasından uzak işler seçmeye çalıştım. Nathan'la da şeyi konuşuyorduk. Bizim işlerin nasıl da internete kaydırılıyor. Eminim artık malı elinden çıkarmak için bayağı bir seçeneğin vardır. Tabii ama müşterilerimle yüz yüze görüşmeyi tercih ediyorum. Elektrik almaya çalışıyoruz. 37 ile kaplı biriyle mesajlaşıyorsun. Oldukça zorlanıyor olmalısın sanırım. Evet, ne demezsin. Vay be, buraya çıkabildin mi? Aa bak, birçok şey de bulduk, hazine de bulduk. Burada hazine için mi vardık sadece? Bu harabede. Ops. Buralarda pek bir şey yok. Evet. Dikkate değer bir şey yok. Hadi yola koyulalım. Şansımızı da katarsak bu volkanın biz oradayken patlama ihtimali var. Sıfır. Bu sönmüş bir yanardağ. Güven bana. Bir volkana gidiyoruz dediğinizde ilk araştırdığım şey bu. Ve en ucuz 4x4 kiralayan yerlere bak. Bekle sıralı. Yani gerçekten oturup bir şeyleri araştırdığını mı söylüyorsun? Hep sen ukalalık taslayacak değilsin ya evlat. İşte senin çürük diyebileceğin türden bir çocuk. Nereden gitmem gerektiğini bilmediğim için. Öyle dolanıyorum babuş. Oyunla alakalı tek sıkıntım bu ya. Nereden gideceğimi göstermemesi. Ha, buradan gidebiliriz galiba. Hadi hadi tatlım. Hadi yürü 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 yürü. Pekala evlat, sakın aşağı düşme. Hey yavaş, ağır ağır, ortadan sür. Evet, yalnız aracı ben mi sürüyorum, siz mi? Sorun yok, her şey yolunda. Aman tanrım. Köprüyü yamulttuk, köprüyü. İşte bir
yere varamayacağız. Burada sürtünme lazım. Nathan, kayaları dene. Tamam, tamam. Hadi orası tamam da burası... Sittin sene çıkmaz babu. Niye kullanamıyorum onu? Aa. Anam. Belki de yol buradan değildir. Sıkı tutunun. Ihla dayı. Pekala, sanırım bu işi çözüyorum. İşte böyle. Aha, ağzıma çamur girdi. Sonra bak bu... lastik izleri. Buradan geçmişler. Buradan mı geçmişler? Hey, yukarı bak. Tepede kule gibi bir şey var. İşte şimdi oldu. Onun buradan hangi araba gider? Kiralama elemanıyla neyi tartışıyor? Aa, kardeşin 4x4'te vinç olması için ısrar ediyor. Yani vinç olunca tamam, sorun yok da mesele süspansiyon olunca mı olmuyor? İyiymiş. Hey, vinç önemli. Arazide gidiyorsun. Yağmur yağabilir, çamur olabilir. Bir daha varın, bu lanet yolları aşacağız ve o vinci bir kere bile kullanmayacağız. Oh, hey Nathan. Biraz düzgün sürsen diyorum. Çabalıyorum. Efendim sevgili Gamers and Games, iyi yayınlar Samet. Biraz arkadaş tavsiyesi, biraz da merakla. Bir hafta önce kick'e geçtim. Bir sürü hareketli emoji hakkı veriyor. Daha abonelik açık olmasa dahi çok hoşuma gitti. Senin planlarında var mı kick'te bulunma gibi bir durum demiş. Hocam öncelikle kesenize bereket, çok teşekkür ederim. Şu an için herhangi bir platform değişikliği planım yok. İlerleyen zamanlarda durum neyi gösterir bilemiyorum tabi ama. Şu an için mevcut platformumuzdan olduğu gibi devam. Ya ben buradan oraya nasıl gideceğim ya? Bir şekilde orada karşıya geçmek lazım ama nasıl geçebilirsin ki karşıya? Oradan buraya olmaz, buradan oraya olmaz. Geride bir yerde bir yol var abi, yok yani öteki türlü imkanı yok. Ya bak, oyun güzel. Türkçe dublaj film gibi ama şu ağzına tükürdüğüm kısımları beni yoruyor ya.
Vallahi yoruyor yani. Nereden gideceğini göstermiyor, şey yapacağını göstermiyor. Pir yere iş miyim amına koyayım ben ya? Tamam, sıkı tutunun. Biraz ağırdan alayım ya. Evet. Nathan, yani diyorsun ki Avery, Chu ve diğer önemli korsanlardan bazıları hazinelerini depolayıp buraya geldi. İyi de neden? Kim bilir. Belki koruma içindir. İngiliz yetkililer hemen arkalarındaydı. Tabii. Belki saklanmalarını sağlamıştır. Yani bu adamın bir şeyleri saklama dostu olduğu belli. Şu kuleye bir bakalım. Seninle geliyorum. Bu vinç için büyük planlarım var. Yüzlerce yıllık bir şeye göre bayağı iyi durumda görünüyor. Evet. Bu harabeler Evir'in döneminden. İşte bu iş görür. Tamam, çıkarken arabanın çıkışı da garantiledik. Antiloplar mı hocam? Ne? Neye bakıyorum? Bak var ya, bazı yerde karakter öyle bir şey yapıyor ki hani sanki hiçbir şeye tırmanamazmış gibi hissediyorsun. Sam, baksana. Bu Christopher Condon'un mührü, Kızgın Ejderhan'ın kaptanının Avery'nin döneminde Madagaskar dışında faaliyet gösteriyordu. Belki de Avery korsan kaptanları topluyordu. Ama ne için? Gözlem için mi? Bu hiç mantıklı gelmiyor. Evet, gelmiyor. Belki de her kaptan bir kuleden sorumluydu. Ve kulelere adam tahsis ediyorlardı. Mevzu her neyse, turumuzun son durağının burası olmadığı kesin. Burada en yukarı çıkılıyordur bir şekilde be. Burası bu kadar olamaz herhalde, değil mi? Oraya çıkmanın illaki bir yolu vardır. Gelmişken hazine bulduk. Babür fil dişi barut muhafazası. Okey. Şimdi arabayla buradan gitme zamanı. Pardon. Yazık, dayım da arabada bekliyor. Tansiyonu falan var herhalde. Hazır mısın? Dene bakalım. Hadi başlıyoruz. Yavaş. Yavaş. Gördüğün gibi sabit. Winch aldığımıza değdi. Bir tepeyi aşabildik. Bence parasını pek çıkaramadık. Yani henüz değil. Küçük galibiyet bunlar. Evet, tamam. Ben büyük olanları tutayım.
Gözleriniz bayram etsin beyler. Vay canına. Lan üstüm. Bir düşünsene. Baskıcı bir hükümetten çok uzaklara kaçıp varlıklı bir korsan olarak buraya geliyorsun. Zavallı mazlum korsan. Tek istedikleri şey huzur içinde öldürmek ve yağmalamak. Hayır, hayır. Özgür bireyler olarak yaşamaktı. Yani toplumdan uzaklaşmak için bir yer seçecek olsaydın aklına burası gelmezdi herhalde. Bu volkana ulaşmak ne çok zamanımız aldı. Sabır Victor, sabır. O korsanlar buraya nasıl geldiler biliyor musun? İngiltere'den başlayıp Brezilya'ya yelken açtılar ve ardından Atlantik'e dönüp Güney Afrika'ya geçtiler. Sen. Ve bunların hepsini de kağıtla, taslaklarla ve yıldızlara bakarak çözdüler. Hey, eski bir denizci, denizin inceliklerini öğretiyor. Demek istediğim buraya bayağı kolay geldi. Öyle mi? Ha, yine de epey bir uzun sürdü. Nereden gideceğimi bilmediğim için. Pardon. Kımıldamayın. Görüşürüz. Benim sevgili Emiroğlu 21. ayında. 21. ayın kutlu olsun Emiroğlu. Teşekkür ederim. Aboneliğin için çok sağ ol. Efendim sevgili... Her şey tamam. Vardal Vandal, Primer avantajlarımıza katılıyor. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Efendim Excellence, Primer avantajlarımıza katılıyor. Excellence hoş geldin, merhabalar. Sandıkta bir şey vardı orada. Kalsın ya o. Ana görevle alakalı değil muhtemelen. Toplanabilir hazine. Hepsini toplarsan ne yapıyor? Başarım veriyor. Dur. Nani? Oradalar. İşte. Durum nedir? Askeri kıyafetler dolanıyor. Nadir'in adamları mı? Evet. Siktir ya. Anlaşılan eski bir koloni karakolu bulmuşlar. Ama yanlış olan değil mi? Bu iyi haber. Yani bir de kötü haber var. Volkan'a giden tek yol oradan geçiyor. Aman be sıçtık. Tepelerini bineceğiz yani. Planın nedir Nathan? Siz bana uyun yeter. Alırız. Evet evet ya. Ya hocam bak benim mesela. Yüzbaşı Ananas. Primer avantajlarımıza katılıyor. Hoş geldin Yüzbaşı Ananas. Merhabalar. Tabii ki dalacağım abi. Bak benim mesela en çok gıcıma giden şey şu. Biz buraya Sikke'nin arkasındaki volkanik sembolü görüp geldik. Yani Madagaskar dediğin kıç kadar bir yer değil. Biz Sikke ile geldik. Bunlar hangi infoyla geldi de bizden önce buraya yerleşti bilmiyorum abi. Arabayı şöyle soteye bir yere. Sonra bam bam bam. Hayır abi NPC sorgulama değil. Bana hikayede bunun gerekliliğini açıklamak zorunda. Triple A oyun mu bu? Triple A oyun. $60 $70 mı? Evet $60-$70. Ben $60-$70'lık oyunda bir şekilde gelme perilerini kabul etmiyorum. Bana açıklamak zorunda. Hadi çatışma çıkaralım. Lan hayır. Şarjör değiştirecektim ben.
Adam arabaya bindi birader. Bana çok acil cephane lazım. Beceremedim. Burada bir yerde değil mi o herif? Dur, şimdi. Lezzetli çipetpet bu arada. Pistolün yerini alamaz mıyım mesela? Yok abi. Ya silah ya sniper. Pistolün doğru düzgün mermisi kalmadı. O zaman orada da profesyonel teçhizata geçeceğiz. Tamam. Sanırım temiziz. Rafe ve Nadine'in onlarca adamı etrafta dolaşıyor olmalı. Hazineye şans eseri bile denk gelebilirler. Vallahi ekipman ke güzel. Oğlum sakin. Görüş elde etmek istiyorum, o yüzden buraya çıkıyorum. Ya da loot mood vardır diye, tamam. Görüş elde etmeyle bir alakası yok. Tamam, arabayı alıp direkt buradan getirebileceğiz. Ulan ne kadar güzel mekan yapmış adamlar ya. Hoppa. Ha, ileride 5 saniyeliğine nasıl bu adamların her yere bizden önce gittiğini falan mı gösteriyor? Okey. Ne yapmışlar? Kıçımıza GPS mi takmışlar? Ben oyunu bir kere oynadım, bitirdim de hiç hatırlamıyorum lan. Ya sonlara doğru şey yaptım böyle çok... benim için önemini yitirdi. Bu durum. Bir hazine mazine bir şey koyaydım be oyun. Buraya kadar sik kafalı ılıma mı çıktım? Hayır, buraya kadar boşuna çıkmadım, tamam mı? Buraya kadar işte şu yüzden geldim. Volkan Ozan'a girsin. Adios. Tam lootlama aşkı tuttu beni çünkü. Hakikaten dayının tansiyonu var. O kadar zıplamasa iyi olur da.
Hiç etraftaki yerleri falan araştırmıyorum. Cenabetliğe hazır mısınız? Mekan çökecek. Alp abim hoş geldin. Hoş geldin abim. Alp abim, canım abim, benim abim. Hoş geldin abi. Geliyor. Aşkım, bu korsanlar altyapı konusunda sınıfta kalıyorlar. Peki buradan nasıl tüyeceğiz? Evet, patladı. Ne yapacağım? Buradan oraya atlayamam değil mi? Mümkün değil. Nasıl gideceğiz lan oraya? Köprünün geriye kalanı her an çökecek gibi duruyor. Süleyman, senin yaşlarındakiler emekli maaşı kuyruğunda bekliyor. En büyük atraksiyonları halk ekmekten 5 somun ekberiden almak. Sen hala tavşan gibi zıplıyorsun orada. Abi prim gününü eksik yatırmış o. O daha emekliliğe var. Arkadaşlar nereden gideceğimi bilmiyorum. Ve ne yazık ki oyun bana bu konuda... Ya oyunun bununla alakalı bir option sayarı yok mu? Bana nereden gideceğimi göster ya. Ben bunalıyorum. Bunalım geçiriyorum ben ya. Düşman işaretleme açık, tehlike gösterme açık, titreşim var, odak kaybı, fotoğraf modu, veri toplaması, sıçayım veri toplamasına. Bana yol haritası aç ulan. Daralıyorum, bunalıyorum Sabri. Nasıl geçeceğiz biz o karşıya ya? Eğer arabayı köprüye çıkartamıyorsan, belki köprüyü arabaya indiririz. Ne dersiniz? İstersen destek kirişlerini indirmeyi bir dene. Bunu baştan söylesene! Baştan söyle bunu, baştan, baştan! İkisini bir saracağım ulan. O gösterge modu açık aşkım ya. Hadi hadi. Vinç yine iş gördü salim. Çok kullanırsın değil mi? Ben Vinç almayalım demedim ki. Benim tek amacım kazıklanmamak. Haklı. Sully, Nadine'i ne kadar tanıyorsun? Niye ki? Düşündüm de belki onu arayıp tetikçilerini geri çekmesi için ikna edersin ha? Peki ya Rafe'in verdiğinden daha büyük bir pay versek? Hayır, Nadine için işler öyle yürümüyor. Bu daha çok para peşin, kırmızı meşin türünden bir para lazım. Yani avantaj sahibi olan Rafe. Bakın, Shoreline. Görünüşe göre her şeylerini ortaya koymuşlar. Ve Volkan'a da son derece yakın durum. Lanet olsun, ben de aynı şeyi düşünüyordum. Ya hazineyi çoktan buldularsa? Bak, mekanın altını üstüne getiriyorlar. Eğer bulmuş olsalardı şu an hala arıyor olmazlardı. Evet. Evet, haklısın. Hey, şu eski bina bakmaya değer mi sizce? Oyuna koşma tuşu. Bakayım aşkım. Oyunu daha önceden PlayStation'da oynayıp bitirdim ya. Aşkım.
Şey yok. Senin dediğin hangisi yavrum? Gösterge modu. Tehlike göstergeleri açık. Düşman işaretleme açık. Burada her şey açık bebeğim. Görüntüde falan mı diyorsun? Onunla da alakalı değil. Arabayı mı kullansan? Küçük bir öneriydi. Tamam, arabayı biraz daha yakına çekeceğim. Ya maymun musun evladım? Galiba bir şeyleri havaya uçurma üzerine sarı parladığına göre ne bu hocam? Erişilebilirliğe baksana, varsa orada vardır. Erişilebilirlik, kamera yardımı, araç yardımı, nişan modu, hedef kitleme, nişan çubuğu, kalıcı merkez nokta. Alt yazılar, mono ses. Aa. Kamera yardımı derken sağ ve sol çubukları kullanmakta zorluk çeken oyuncular için tasarlandı. İyi var, kamera yardımı da var da hallederiz yani. Sadece iki mermisi var bunun. Bu neymiş ya böyle? Bomba filan atıyor olabilir. Makul. Ya da tek atıyor. Yani. Bilemedim. Ha, ipuçları açık olabiliyor sadece. Yol gösterme yok. Anladım. Hey Sam, sana bir şey soracağım. Sor kral. Zamanını neyle harcadın? Ah, bilirsin. Çoğunlukla kitap okudum. Gardiyanlardan biri iyilik meleği kesilip bana sürekli kütüphaneden kitap getiriyordu. Neler okudun? Tarih. Özellikle de Avery ve diğer korsanlarla ilgili her şey. Ne olur ne olmaz diye. Doğru. Kitap okumak dışında da sınav çekiyordum, sigara içiyordum ve bir de rakip çetelerin kavgalarından uzak duruyordum. Düşünecek bolca vaktim var. Hepsi nerede? Öyle. Hey! Şu kuyu mu? Lan bir şey anlatıyordun. Vay vay, şuna bir bakın. Anladın değil mi? Nate... Kuyuları Sully, esprini çaldı. Fark ettim. Göndermelerde... Burada ne varmış? Mesela arabayla bunu yıkıp ne elde edeceğim abi geriye? Arabayla bu kısmı yıkabiliyorum galiba. Şuraya geçiş açılacak sanırım. Arabanın vinci o kadar uzayacak mı ya? Bence mümkün değil abi. Kuyunun dibine bile park etmek mümkün değil.
Allah'tan aracın hasar değeri aşağı falan yok ya. Alabildin mi? Galiba. Bir saniye yine direksiyona geçer misin? Anlaştık. Hey Sully, arabayı geri vitese tak. İyi bari düşüp ölmediğime sevindim. Hallettik abi ya. O yüzden çok şey yapmıyorum hani buranın ana etkinlik olduğunu tahmin ettim de. Pekala bakalım burada ne varmış. Manevi olarak rahatlayacağım. Kaykaylı mektup silindiri varmış. Bak çok basit bir hareketle kullanım amacını özetleyeceğim abi. Şöyle. Şu şekil tutarsak. O kaykaylı mürekkep zıbıdığının işe yarama alanını tanımlamış oluruz sanırım. Önemli bir şey yok. Bir tane göstereyim. Bu arada biz neyden bahsediyoruz? Tamam. Hepsi neredeyse bu kadar. Madem sana iyilik yapan bir gardiyan vardı, neden onunla bize haber ulaştırmadın? Denedim. Bir mektup göndermesini istemiştim. Senin posta kutuna. Bana bir şey gelmedi. Müdür muhtemelen mektubu gördü. O sıra çok fena yakalandım. O gardiyanı da bir daha hiç görmedim. Tanrım. Ama müdür beni Alcazar'la aynı hücreye koyunca intikamım acı oldu. Müdür olacakları ihtimal... Kahretsin. Duman'ı gördün mü? Hey Shoreline, yavaş ol. Tam anlatıyordun çıkışını. Alcazar'la aynı hücre diyordun, şey diyordun. Sen bir şey diyordun. Evet, ne diyordum? Anlat. Neyse işte, müdür olacakları ihtimale katmamıştı. Ne diyeceğim? Aklıma geldi de, aslında Alcazar'la 20-30 yıl önce iş yapmıştım. Biz ikimizle tanışmadan önceydi ya. Hadi canım. Peki nasıl hala hayattasın? O zaman... Şuna baksanıza, sizce bu doğal mı yoksa insan yapımı mı? Bana yarı yarıya gibi geldi. Bekler, ne diyordun? Tamam. O zamanlar kesinlikle böyle biri değildi. Suç dünyasının basamaklarını tırmanmaya çalışıyordu. Onun patronuna Japonya'dan kaçırmayı başardığım birkaç gravürüsü atmıştım. Ne o Shoreline salakları. Kapışırız. Uzasın hocam oyun süresi, önemli değil ya. Görüşürüz Sisoko Hunter, dikkat et kendine. Serkan abim hoş geldin. Ben şu silahı denemek istiyorum abi. Nasıl bir amel defteri kapattığını merak ediyorum. Şansın pek haber gitmedi. Bu tarafı. O tarafı kontrol et. Bu tarafa bakacağım. Anlaştık. İşte burada. Bu bir sikiye yaramadı. Yapıyorsun evlat. Bu herkese tek atıyor ama. Bu silah çok iyi diğerlerinden nazaran. Kaçmak yok. Beni bitirdin. Galiba bitti. Azara pistolü kullandım be. Amacım onu kullanmak değildi be abi.
Burası da muhtemelen yan etkinlik için var. Yani... En azından benim tahminim o yönde. Aa, tepeye baksana. Geliyorum. Gelemedim lan. Şuralar bak tırmanılacak gibi duruyor. Hissediyorum abi buranın... Ya abi beni bir bittirmeyin. Buranın üstünde bir yerde ya bir şey. Ya da burada hiçbir bok yok. Öyle boku bokuna mı çarpıştım ben? Yo co yo. Alalıydım kabul et. Şu çukurda bir şey mi var? Hey şuna bak. Aşağıda bir şey olabilir mi? Birader. Aşağıyı keşfettim zaten. Pardon. Oo, bu da tam göte sokmadık. İngiliz tüfek kayışı. Ya bende oyunlardan alışkanlık var, tamam mı? Oynadığım her oyun loot yapmalı etmeli olduğu için ister istemez geliyorum ve şey yapıyorum yani böyle bir... Kardeşim o ne? Barok'u ver bana ya. Refika'yı salla, Barok'u ver bana. Bu ne hocam? Grenade launcher. Yok. Çatışacak bir şeyler olsun. Gördüm abim, gördüm. Biraz geç gördüm. Tamam, kaldığımız yerden devam etsek diyorum. Evet, yani adam şogunlarla ilgileniyordu. Alcazar da ara bulucu. O zamanlar nasıldı peki? Tatlı dilli ama gergindi. Sanki en ufak anlaşmazlıkta patlayacak gibi. Öyleyse pek de değişmemiş gibi. Arama alıp oradan hemen köyüne. Dinle, korsan bir bara girmiş. Aha evet, başladı. Ve kuzeyin çatalından bir dümen çıkıyormuş. Sonra? Barmen demiş ki, dostluk dümen ne ayak? Korsan da şöyle demiş. Bir dümen peşindeyim. süper be. Seni burada bırakır giderim. Bu çok iyiydi bu arada ya. Seni burada bırakır giderim. Gene doğal yoldan buldum lan loot'u. Kardeşim buradaki loot bir bokuma yaramayacak. Ben niye böyle şeyler yapıyorum ya? Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Anlıyor musun? Bütün kral koyunu görebiliyorsun. Evet, işte şehir tam orada. Aha sikke! 2 peni İskoç madeni parası. Yaşasın abi. Vay vay şuna bir bakın. Ne manzara ama. Her an uyanıp kendimi yeniden hücrede falan bulacakmışım gibi hissediyorum. Bunların hepsi bir rüya gibi. Sen? Hayır hayır vicdan azabı yok sadece... Hadi gidip şu şeyi bulalım. Hay hay. Madagaskar böyle mi lan? Esprilerin kötülüğü şaka mı? Dayı şey diyor ya. Vallahi seni buradan bırakır giderim. Nasıl gidiyor Salih? Evet, işte hala tek parçayım. Bizimle geldiğin için çok sağ ol. Ve o oto kiralamacıyla pazarlık yaptığın için de. Ne demek evlat?
Doğrusunu istersen hoşuma gitmedi desem yalan söylemiş olurum. Benim de. Hadi gidelim buradan. Haydi 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 haydi. Tepenin hemen ötesinde bir kule daha var. Torlan askeri var mı peki? Bilemiyorum. Tamam, görünüşe göre önce biz gelmişiz. Hadi mekanı kolaçan edip yola devam edelim. Çekme köprü mü? Orta çağ kokuyor. Pekala. Genelde çekme köprüyü insanların girmesini engellemek için dikilir. Ya da bir şey korumak için değil mi? Ha. Shoreline bizden önce gelmiş. Mal bulanındır. Bir mühür daha. Bunu çıkartabildin mi? Evet, çıkarttım. Anne Bonny. Hı hı. Karayiplerin dışında faaliyet gösteriyordu. Hapiste öldüğünü sanıyordum. En azından hikayeler öyle anlatıyor. Doğru. Avery onu da davet etmiş olmalı. Burada çok fazla patlayıcı var. Yani ben illa bir fight olacağını düşünüyorum ama belli de olmaz tabii. Mantıklı. Hey, dikkatli ol evlat. Ya sen merak etme kral. O iş bende. Tamam, bir şey bulabilir miyim bakacağım. En iyi dostu benim memnun. Memnun memnun. Hey beyler. Köprünün ilerisinde devasa bir kule var. Gördüklerimizin en büyüğü. Hiç gitmedim abi hayatım boyunca Madagaskar'a. Hocam oyun değişiriz büyük ihtimalle ya. Ben öyle tek oturuşta oynayıp bitirme adamı değilim yani. Sam! Sipariş geldi! Hey evlat! Sen iyi misin? Ben iyiyim! Sen iyi misin? Tamam. Bundan emin misin? Hı-hı. Tamam, birazdan görüşürüz. Arabayı yaklaştıracağım. Geriye yaklaştırıyorsun abi. Zaten kapının önüne park ettim. Siz ikiniz biraz dinlenin. Ben hallederim. Yani zaten yalnızca bir kol var, değil mi? İyi çıkartıyorsun evlat. Bekle bekle. Shoreline geliyor. Beyler! Lan. Ayak. Yenileri geliyor.
Hepsi burada. Şarjı. Şorlan askeri gelmeden hemen gidelim. Pekala, tamam. Hadi şu köpüğü indirelim. Hadi bir daha deneyelim. Babanca çok iyi ya. Aa pardon ben şehre çevrilecek zannediyordum. Çok aşırı uzun değil zaten. Bir iki kere veya iki kere daha oynasam bitebilir. Hocam acele etmemize... Acele etmemize gerek yok bence ya. Yani gittiği yere kadar gitsin. Oh pardon. Ben tabii kapıyı açtım. Önce bir ayı gibi adam vurduğum yere gidip biraz loot yapayım. Kusura bakmayın ama ya akıllara şu soru geliyor. İmparatorumuz niye böyle sik sik işlerle uğraşıyor? Evet, akıllara bu soru geliyor sayın hocam. Sniper'ı alam, tamam mı? Oo, grenade launcher falan almışlar. Sniper'ı alam, öteki halde de diğer tabanca olsun. Mutlaka tek atan bir şeyim olsun ama. Şu diğer kulede... Diğer kulede iki keskin nişancı öldürdüydüm. Daha fazla mermi stoklanıyorsa onu da alayım. Abi bu arada hemen Ferit'i süreye ilave edelim efendim. Bir saniyenizi rica edeceğim. Hemen şuradan süreye ilave edildi sevgili arkadaşlar. Upa. Ya eğleniyorum tabii ki ama dediğim gibi böyle oturup bitirme adamı değilim ben. Böyle ağır ağır yavaş yavaş oynarım, şey yaparım. Daha birçok... Sabaton'un 15. günündeyiz daha. Oynadığımız birçok oyun var. Hepsini devam ettiririz azar azar. 15'ten fazla almıyor mermiyi. Peki. Yeter ya. 15 mermi yeter. Ama var ya şu loot işini sınırsız yapacaklardı. Ay ben ne yargı dağıtırdım ya. Far Cry oynar gibi oynardım oyunu. Volkan'daki büyük kule. Gümüşe göre sona yaklaşıyoruz ha. Yani. Evet aşkım, sona sıkılıp bıraktım. Doğru. Sevgili Turan gittiği yere kadar. Ya herhangi bir şeyimiz yok. Hayıflanmak gibi olmasın ama evde tüm parasını... Hadi bitsin gibi. ...harcayana kadar yolda bariyer yapması ölür müymüş? Etrafa bir bakacağım. Fuck you man, it's 2018 man. İngilizceyi nasıl bilmezsin ya? İngilizceyi nasıl bilmezsin ya? Kesenize bereket hocam. Prison Escape modu. Abi teşekkür ederim öncelikle. Yarısı. Neyin yarısı? Şey, o sadece Gunsway vurgunundan haberdar. Ki bu da 400 milyon et. Evet ama eğer Nathan Cavill'si de... Borcunun tam olarak 200 bin olduğunu söyledi. Ortaklarına bir şey ne kadar ettiğini söylememedi. Ortağım olmuş. İnanmadığım bir şey değil. Pardon. Hep koşmaya çalışırken böyle oluyor. Hocam Prison Architect artık ilgimi çekmiyor ya. Hazırız. Hadi bakalım. Hayır, götür buradan. Panik yok! Panik yok! Ben burada panikten ölüyorum!
Sanırım kablo kopacak. Hey! Maskada! İnsan çek! Yakaladım. Sıkı tutun evlat. Yakaladım. Ya böyle bir şey mümkün değil bu arada ya. İyi misin? Daha iyi günlerim de oldu. Bizi buradan kurtar evlat. Tamam tutunun. Yüce Meryem sen ki nurla dolusun. Tanrı senin nedir? Sen ki en kutsal kadınsın. Yavaş evlat. Yavaş. Eğlenceliydi değil mi? Tabii ya. Bu yaşananları psikoloğuma kesinlikle anlatacağım. Ne? Sen psikoloğa mı gidiyorsun? Hayır. Ama bundan sonra gideceğim. Bence fazla abartıyorsunuz ama. Olay tamamen kontrolümdeydi. Olanlara terapistime anlatacağım. Hadi burada kırılsın. Değişik oldu işte. Fena mı? Evet, neredeyse hayal kırıklığına uğrayacağım. Yani neredeyse. Şimdi içeriye girecek bir yol bulalım. Hadi gidip hazinemizi alalım beyler. Görkemli yapı. Abi ikili goy goy yapmasa çekilmez ya. Bir de Sarkan abi ilk bölümlerde şey var. Samet'im hoş geldin. İlk bölümlerde şey var abi. Taraftan giremeyiz. Biz abimizle beraber abi kardeş baya baya sağlam dövüşüyoruz. Sen yardım eder misin? Aslında abi güçlü çar ama. Tam buradan gidilecek demek ki. Şöyle bir etrafa bakınacağım. Hop. Gene Toto'ya mabada bağlamalık. Bakalım burada ne varmış. Abi galiba bu Selin'in olayı falan da 3. oyunla falan alakalı. Benim bildiğim kadarıyla bizim abinin var olduğu gerçeği enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet abi? Ya. Şoktayım. Evet yani şoktayım. Ya bizim abimizin var olduğu gerçeği hemen süreye timer'a ilave ediyorum bu arada her şeyi. Sanırım 4. oyunla beraber açığa çıkıyor değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam hep böyle Uncharted oyunlarında Nathan Drake karısı ve şey var. Bu Sally var. Yani esasında bu karakter oyuna ilk kez ekleniyor. İlk kez görüyoruz burada. Görünüşe göre arkada bir şey var. Sam? Evet. Hadi bakalım. Lanet olsun. Tuğla örmüşler. Pekala abi etrafa bakalım. Bomba atıp şey yapamıyor muyuz? Acaba orayı kıramaz mıyız? Dikkat edin. Dikkat edin dedim. Ya bombayla kırabilmemize sevindim. Hep onlar mı havaya uçuracak canım? Günaydın Emir Enes, hoş geldin. Tünaydın. Tabii ilk 3 oyunu oynamadığım için hiç bilmiyorum da. Üçüncüsü Türkçe dublaj mıydı, altyazılı mıydı? Sen bekle. Hadi. Sem abi bayağı heyecanlı ya. Aa onlar da mı Türkçe dublaj? Vallahi paramedik her benim bildiğim kadarıyla şöyle. Her oyunun kendi başlayıp biten bir hikayesi var. O yüzden
bu oyunun hikayesinin diğerleriyle bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki diğerleriyle alakalı atıfta bulunuyor. Yani çok bir şey kaybetmiyorsun ama örnek veriyorum, oyunun ilk kısımlarında adam kendi çatı katında, tamam mı, eşiyle beraber yaşadığı evin çatı katında, o ara oynayayım kral, bekletmeyeyim sizi. O çatı katında mesela anılarının olduğu şeylere bakıyor, aa bu macera çok güzeldi falan diye. Boş bir arka plan hikayesi değil, anladın mı? Aslında onları oynuyorsun yani böyle. Abin soruyor mesela, diyor seni en çok heyecanlandıran anın hangisiydi? 15 senedir görüşemedik. İşte İrem şehri diyor, şey diyor, hepsi yaşadığı hatıralar. Ya ne olur oynamış olursan, bilmiş olursan ekstra hikaye hakkında bilgi sahibi olursun. Bu onun için her şey demek. Ama şunu söyleyeyim, ben de diğerlerini oynamadan girdim. Yani ben de bilmiyorum diğerlerini. Oynamasan da bir kaybın yok sanırım ya, ama oynadığında ekstra bilgi sahibi oluyorsun işte. Ben oynamadım mesela. Ya oynama fırsatım olmadı. Hiçbir PlayStation 3'üm olmadı. PlayStation 4'te de Uncharted 3'ü satın almadım. Bunu da bilgisayardan oynuyorum zaten. Vay. Muhteşem bir şey. Ama hazine göremiyorum ben. Hey beyler. Geliyorum. Bir harita daha çıkıp bizi bir yere yönlendirirse ben bir canım sıkılır şimdi. GeForce'da var, serisini oynamayı düşünüyorum. Uncharted'ın sadece 4'ü var diye biliyorum ben ya. Uncharted 3 falan var mı? Sony sadece 4'ü portladı diye biliyorum ben. Bir saniye. Uncharted. Evet abi, sadece Uncharted 4 var. Bu bitince aynı oyunun içerisinde kayıp miras hikayesi de var. Nadine karakterinin geçmişini anlatıyor. Evet, 4 var sadece PC'de. Peki bir şey merak ediyorum. Mesela ben Uncharted'ı çok sevdik, oynamak istedik. Diğerleri de Türkçe dublajlı dediniz. PlayStation 4'ü kurdum ki bok kurarım, kıç kadar yerdeyim. Mesela PlayStation Store Uncharted 3 desem. PlayStation 4'te de çalışıyordur değil mi? 379 lira alınır. Ama şeyi kurmam lazım işte. PlayStation'ı kurmam lazım. Hallederiz ya. Zaten PlayStation'ı kursam tonlu oyun var da. Kuramıyorum. Ha, gene bir bulmaca var. Sea. Gel şuna bak. Aziz Dismas. Yine karşılaştık. Elimizde ne var? Yeni mühürler. Tamam bebeğim. Adamımız Avery, Thomas Tew ve bu da... Bu da Adam Baldrige, bu Joseph Farrow ve Richard Watt. Korsan kaptanları. Tamam, belki de korsan havuzu teorini o kadar da saçma değildir ha. Tamam peki. Bakalım bunun hilesi neresindeymiş. Düğmeye basmak, bir şey çekmek gibi. Heykelin orasını burasını kuncuklamasan mı? Deneyelim hadi. Hadi. Çocuklar, zavallı Aziz'im oncuklamanız bittiğinde korku gelip buna bir göz atmak isterseniz. Zavallı Aziz. Şuradaki şeklin volkan olduğu çok belli. Taç ise kral koyu. Kendimize bir harita bulduk beyler. Victor, sen harbiden dahisin. Duydun mu Nate? Dahi. Aha. Pekala, yani biz buradaysak bu kule Evir'in mührüne uyuyor. Tamam, o zaman diğer mühürler... Evir'in zamanından kalma kuleler. Yani hazinemiz onlardan birinde olmalı. Ama hangisinde? Ben tam olarak 12 kule saydım. Hey Victor. Ha. Tekrar sigaraya başlamış olamazsın değil mi? Anlaşılan ilk gelen biz değiliz. Patlayacağız! Siktir lan! Su kurmuşlar! Tamam, kurtuldu. Dua etmeye başlasan iyi. Dur!
Amel defterim. Orospu çocuğu. Kadar mı? Şey, umalım böyle olsun. İyi misiniz? Evet. Evet, iyiyim. Sam? Evet, bu tarafa. Hırpılılar falan geldi. Onları gene iyi hallettik sen... ya. Bir endişemi doğruluyorum. Olamaz. Şuna bak. Bana mı girsin abi? Ne yapayım? Onlar da kuleleri çözmüşler. Konum, nişanlar, işleyiş. Ne yapacağız peki? Ne mi? Hapı yuttuk. Çünkü biz 3 kişiyiz. Onlarsa tanrı bilir kaç kişi. Ve bizden önde başladılar. Evet ama henüz hangi kule olduğunu bilmiyorlar. Bu harika Nathan. Çünkü biz de öyle. Biz biliyoruz. Bak. Birazcık yıpranmış. İşte şurası tam uyuyor. Emin misin? Çünkü yani bu da olabilir. Aa evet. Ha siktir. Aa yine de 2-12'den çok daha iyidir. Katılıyorum. Pekala. Ben bu kuleyi alacağım. Sen ve Salih şunu al. Yo. Reyf'in adamları şimdiye çoktan kuleleri sarmıştır. Aynen. O yüzden onları yakalama şansı istiyorsak ikiye ayrılmamız gerek. Sen bir saniye durur musun lütfen? Nate o haklı. Bu kuleler Kral Koyun'un tam ters uçları. Kahretsin. Eğer Shoreline'ın itlerinden birine rastlayacak olursan bizi ara, tamam mı? Yakında görüşürüz. Hadi Nate, acele edelim. Tamam. Edelim de ayıp oluyor abi. Gözle görülmez ama göz önünde. Göze görünmez. Evet işte kulemiz orada. Sence o kadar büyük bir hazine o lanet pazarın ortasında alınmayı mı bekliyor ya? Ha evet, çılgınca olurdu. Ama daha önce de benzerlerini yaşamıştık. Doğru dedin. Evet. Sevgili dostlar. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkür ederek videoyu burada sonlandıralım. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edelim efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.